atık ağaçtan, domuzun kafatasından, deniz kabuğundan, boynuzun içindeki kemikten, kemik ve deniz kabuğu, dananın ayak kemiklerinden, çakıl taşlarından, bunu bir arkadaşım dağdan getirdi. Ağaç kökü, ilginç bir kök ve bunu işlemek istedim. Sanıyorum farklı bir obje oldu. Gözleri dişleri. Şey göstereyim, örneği az. Sefa'yı. Şu. Tamam. Bunu ben bıçakla da çalışabilirim, devam edebilirim. Hı hı. Bir de ahşap. Bu da tek örnek. Taş, ahşap ve kemik gibi atık malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştüren emekli öğretmen Halil Çiçek, 65 yaş üstü olduğu için bugünlerde evinden çıkamıyor. Evinde işlemelerine devam eden Çiçek, yeni sanat eserleri üretiyor. Başlıyorsun. Yaklaşık 50 yıldır ben sanatla uğraşıyorum. Aslında elektrik öğretmeniyim. Ama sanata olan ilgimi hiç kaybetmedim. 50 yıldır öğretiyorum. Resim, heykel, grafik, karikatür, tiyatro, müzik, takı tasarımı, taş işçiliği gibi birçok alanda uğraştım. Evde kaldığımız bir günlerde bakın görüyorsunuz atıklardan malzemeleri bir sanat objesine çevirmeye çalışıyorum. Ve zamanımı doğru değerlendirmeyi zannediyorum. Yaklaşık 2,5 aydır sürekli sanat eseri öğretiyorum. Aklınıza gelen her türlü atık yani bu endüstriyel atıklar dahil kök, kabuk, işte kemikler, boynuzlar, dişler, aklınıza gelen her türlü atıkları kullanıyorum. Meyve çekirdekleri dahil. İlginç çeken aslında kemikler konusu, kemikler ve deniz kabukları konusunda sanırım Türkiye'de ben yapıyorum. Belki kemik rahatsız ediyor olabilir. Ama yani kemikten çok güzel objeler yapılıyor. Dünyada çok güzel örnekleri var. Her türlü bufalo dişi, işte kurt dişi, kendi dişimden bile obje işledim. Yani her türlü malzeme. İnsan suratı seçiyorum çünkü ifade, mimik dediğimiz şey önemli bence. Dolayısıyla ben o heykele duygu vermiş oluyorum. Duygusunu gösteriyorum. Zaman zaman gülüyor, zaman zaman acı çektiğini gösteriyor. Yani bir şekilde doğaya şey diyorum, seçtim. Doğanın dilini ben anlatmaya çalışıyorum. Doğa sesleniyor bize. Hor kullanmayın bizi diyor. Hı hı. Ben onun sesi oluyorum. Mağazanın her yerde. Yani mağazanı bulacak bir şey yok. Her şey ne istiyorsunuz buluyorsunuz. Yani. Yeter ki
bakışınız olsun, niyetiniz olsun, kendinizi odaklayın. Bir yıl çıkmasam benim yapacak işim var. Bir yıl çıkmasam her gün uğraşacağım. Günde ortalama 3-4 saat ben çalışıyorum. Ortalama 2-3 günde bir de bir obje sunuyorum. İnternette insanlarla paylaşıyorum. Tabii ki insanı arıyor insan ama kendini bir şekilde kendisini oyalatmasını bilmeli. Hobi aslında hep insanlar dışarıda seçiyorlar ama insanın evde böyle canı sıkıldığı zaman yapacağı bir işin olması lazım. Dışarıda da hobi seçilir ama evde de yapabilecek bir şeylerin olması lazım. Ben onu örneklemeye çalışıyorum. Sanat her yerde, her şekilde, her şeyle. Sergilerimde çok az ilgi görüyorum. Hele gençlerden hiç ilgi görmüyorum. Örneğin bir yıl bir kolejde el sanatları kursu verdim. Çok kapsamlı bir kurstu. Ama ne idareden, ne velilerden, ne öğrencilerden ilgi görmedi. Ya bu çok acınası bir durum yani. El sanatlarımız yok oluyor yani. Ve bu bilgisayar bağımlılığından kurtulması lazım gençlerimiz. Hele gençlerimiz hiç ilgilenmiyor.